Tokyo Paralimpik Oyunları'nın 5. günündeyiz ve bugün ilk gümüş madalyamız geldi. Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz Makaralı'ya ait karışık takımda ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Oyunlarda madalya sayımız da 7'ye çıkmış oldu. Bunun dışında tekerlekli sandalye basketbolda Kolombiya'yı farklı mağlup ettik. Atletizmde finallerimiz var. Hepsine tek tek bakacağız ve bunun dışında da Türk sporcuların dışında da gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bakalım Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarının 5. gününde neler yaşanmış? Evet, Paralimpik oyunlarında Afganistan'ı temsil edecek iki sporcu filmlere konu olabilecek bir operasyonla Tokyo'ya getirildi. 23 Ağustos'ta Afganistan'dan çık çıkarak Fransa'ya götürülen Afgan kadın tekvandocu Zakia Kudadadi ve atlet Hüseyin Rasuli zorlu bir yolculuk sonucu Tokyo'ya vardı. Uluslararası Paralimpik Komitesi IPC'nin koruması altına alınan iki sporcu olimpiyat köyüne yerleşti. 2004'ten bu yana Afganistan adına yarışacak ilk kadın sporcu olan Zakia 2 Eylül'de tekvando K44 kategorisinde 49 kiloda mücadele edecek. Hüseyin ise 31 Ağustos'ta T47 uzun atlama yarışmasında Afganistan'ı temsil edecek. Son iki paralimpik oyunlarında serbest, kelebek, sırt üstü ve karışıkta toplam 11 altın madalyası bulunan Belarus yüzücü İhar Boki Tokyo havuzundan da şampiyonluklar çıkarmaya devam ediyor. 27 yaşındaki süper yetenek 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ve 400 metre serbestten sonra bugün de 50 metre serbestte altın madalya kazanarak bu oyunlarda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve daha bitmedi. Boki 200 metre bireysel kelebek ve 100 metre kurbağalamada da madalya için havuza girecek. Amerikalı süper atlet Tatiana McFadden Tokyo'da henüz bekle, beklediği şampiyonluğa ulaşamadı. Rusya'dan Amerika'ya uzanan sıradışı bir hayat hikayesine sahip olan ve bugüne kadar 7'si altın 14 paralimpik madalyası bulunan McFadden, 5000 metrenin ardından 800 metrede de geçildi. McFadden'ı e geride bırakarak altın madalya kazanan İsviçreli Manuela Schaer, rakibine ait paralimpik rekorunu da 1.42.81 ile eline geçirdi. Tokyo'da beşli futbolda da karşılaşmalara start verildi. Budal'ın paralimpik oyunlarına alındığı 2000, Atina 2004'ten bu yana hiç yenilmeyen Brezilya Tokyo'da da galibiyetle başladı. Çin'i 3-0 mağlup eden Brezilya Tokyo'da da şampiyon olursa üst üste 5. paralimpik zaferine ulaşmış olacak. Sambacılar bugüne kadar paralimpikte oynadığı maçlarda 16 galibiyet 5 beraberlik aldı. Günün diğer maçında ise Japonya Fransa'yı 4-0 yendi. Paralimpik sporlardan Boccia'da de mücadele başlarken ilk gün ilginç bir eşleşme yaşandı. Britanyalı kardeşler Jamie McCowan ve Scott McCowan sahada birbirlerine karşı mücadele ettiler. Bu sırada asistanlıklarını da anne ve babaları gerçekleştirdi. Scott'ın kardeşi Jamie 7-1 yendiği maç dörtlünün birbirlerine karşı oynadığı ilk maç olarak da tarihe geçti. Triatlon kadınlar PTWC kategorisi Paralimpik oyunlarının unutulmaz finaller arasındaki yerini aldı. Üçlü yarışmanın son ayağı olan tekerlekli sandalye mücadelesinin son metrelerinde Avustralyalı Lauren Parker'ı geçen Amerikalı Kendall Gresh finish çizgisi üzerinde gelen şampiyonluğun sevincini yaşadı. Triatlonda ilgi çeken bir başka isim de doktor olarak Covid-19 mücadelesinde ön saflarda yer alan ve ünlü Time dergisine kapak olan İspanyol triatlet Susana Rodriguez'in ülkesine bu alandaki ilk altın madalyayı kazandırması oldu. Oyunların 5. gününde Türk sporcuları yine başarılı performanslar sergilediler. İlk gümüş madalyamız okçulukta geldi. Bunun yanında basketbol takımımız, tekerlekli sandalye basketbol takımımız Kolombiya'yı farklı geçti ve atletizmde de finallerimiz vardı. Şimdi Türk sporcuların detaylarına bakıyoruz. Okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz ülkemize oyunlardaki ilk gümüş madalyamızı kazandırdı. Çeyrek finalde Hindistan takımını 153-151 mağlup eden ekibimiz yarı finalde bu kez Rusya'yı e, mağlup ettiği güçlü rakibini 156-155 yenen Öznur ve Bülent altın madalya için finalde bu kez Çin'le karşılaştı. İlk seti kaybettiği rakibi karşısında ikinci sette 75-75 eşitliği sağlayan ekibimiz üçüncü seti bir puan farkla kaybetti. Son setteki beraberlik ekibimize yeterli olmadı ve Öznur Cüre Bülent Korkmaz ikilisi 153-152'lik skorla bu oyunlarda ülkemize ilk gümüş madalyamızı kazandırmış oldu. Kadınlar Makaralı Yay açık kategorisinde ise Sevgi Yorulmaz son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda Taylandlı ile karşılaşan Sevgi 5 set sonunda 133-133 biten maçı beraberlik atışı sonucu kazanmayı başardı. Milli sporcumuz yarın Singapurlu Nur ile mücadele edecek. Tekerlekli sandalye basketbol A grubunda yer alan Türkiye dördüncü maçında Kolombiya'yı 80-38 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Grupta önceki maçlarda Kore ve Kanada'yı yenen İspanya'ya ise mağlup olan 12 cesur yürek zayıf rakibi Kolombiya karşısında çok rahat bir oyun çıkardı. Devreyi 37-21 önde geçen takımımız 3. çeyrekte arayı daha da açtı ve maçı 42 sayı farkla kazanmayı bildi. Maçın en skorer skor ismi 19 sayı üreten Yine Özgür Gürbulak oldu. Milli takımımız gruptaki son maçında yarın Japonya ile karşılaşacak. Evet atletizm diyoruz. Kadınlar 800 metre T53 kategorisinde ise Hamide Doğan gün serisinde 1.51.01 ile ilk sırayı aldı ve seçmelerde de en iyi 3. dereceyle finale yükseldi. Finalde 1.48.94 ile kişisel en iyi derecesini koşan Hamide oyunları Paralimpik 5.'si olarak tamamladı. Atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisinde ise Zübeyde Süpürgeci yarı finalde 1.54.11 ile 3. olarak finale yükseldi. Finalde 1.54.87'lik bir derece yapan Zübeyde Paralimpik 8.liğini elde etti. Para atletizm F20 gülle atma finalinde yarışan Mihriban Korkmaz da 12 metre 19 santimetre ile 9. sırayı aldı. Bu yarışmada Ekvatorlu Sanchez Mendes 14 metre 39 santimetre ile dünya rekoru kırdı. Kadınlar 1500 metre T11 kategorisinde mücadele eden Havva Elmalı ise finale kalamadı. Havva ilk seride 538 derecesiyle 4. genel klasmanda da 9. olarak elendi. Judo'da 70 kiloda Raziye Uluçam bronz madalya mücadelesinde Meksikalı Lenya Alvarez yenilerek paralimpik 5.si oldu. Nippon Budokan'daki yarışmalarda Avrupa şampiyonumuz Raziye Son 16 turunda Hırvat Breskoviç'i çeyrek finalde ise Rus Zabrotskaya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rio'nun gümüş madalyalı sporcusu Brezilyalı Maldonado'ya yenilen Razie ye, final oynama şansını kaybetti. Bronz maçında da son paralimpik şampiyonu Meksikalı Alvarez'e onla mağlup olan Razie Uluçam 5. sırada yer aldı. Halter'de kadınlar 73 kiloda Sibel Çam derece elde edemedi. İlk iki denemesinde 129 kiloluk ağırlığı kaldıramayan Sibel 3. ve son hakkında da 131 kiloda başarılı olamadı ve ne yazık ki sıfır çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü sporcularımızın programına bakacağız. Güzel maçlar bizi bekliyor. 30 Ağustos'ta zaferlerle ayrılacağımız maçlar olabilir. Şimdi bakalım hangi karşılaşmalarda mücadele edecek sporcularımız. Atıcılık başlıyor. Yarın Çağla Baş ve Suzan Çevik 10 metre havalı tüfekte elemelere girecek. Savaş Üstün 10 metre havalı tüfekte yine elemelerde mücadele edecek ve Hakan Çevik de 10 metre havalı tüfek elemelerinde yer alacak. Golbolda Türkiye erkeklerde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. B grubundaki son maçımız Ukrayna. Bu maç çok kritik kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Kadınlarda ise biliyorsunuz namalup devam ediyor Golbolda Türkiye. Son paralimpik şampiyonu kadın takımımız D grubundaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Yüzmede de müsabakalar devam ediyor yarışmacılarımız son yarışmalarına çıkacaklar. Beytullah Eroğlu 50 metre sırt üstünde, yine Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı 50 metre sırt üstünde elemelerde mücadele edip finale çıkmaya çalışacak. Elif İldem ise 100 metre serbestte yüzecek yarın. Okçulukta Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay bireysel açık sınıfta mücadele edecek. Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu da W1 kategorisi Makaralı Yay'da bireyselde yarışacak. Nihat Türkmenoğlu hatırlayacaksınız elemelerde paralimpik rekoru kırmıştı. Tekerlekli sandalye basketbolda ise Türkiye grubundaki son maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç gruptaki yerimiz açısından çok önemli. Ve masa tenisinde final maçımız Abdullah Öztürk ile erkekler C4 tekler finalinde Abdullah Öztürk geçen olimpiyat oyunlarında Rio'da elde ettiği şampiyonluğu burada da tekrar edip üst üste ikinci altın madalyasını almak için karşılaşmaya çıkacak. Evet isterseniz 5. gün sonunda madalya durumuna bir göz atalım. Çin arayı açmaya devam ediyor. 45'i altın 103 madalyaya ulaştı Çin henüz 5. günde. Britanya, Büyük Britanya 23 altın 60 madalyayla ikinci sırada. Amerika Birleşik Devletleri ise 15'i altın 40 madalyayla 3. durumda bulunuyor. Türkiye bugün kazandığı bir gümüşle toplamda 7 madalyaya çıktı ve sıralamada 50. sıraya yükseldi. <laughs> Tokyo 2020 Palempik oyunlarında 5. gün geride kalırken bugüne damga vuran anlara bakacağız şimdi. İlk fotoğrafımız bir rugby maçından Avustralya-Japonya bronz madalya mücadelesinde ilginç bir mücadele anı Rayleigh really Bat Avustralya adına sayı yaparken bu enteresan fotoğrafı vermiş. İkinci e, fotoğrafımız futboldan. Beşli futbol maçları başladı. Namavlup bugüne kadar 4 şampiyonluğu bulunan Brezilya ilk maçında Çin'i 3-0 yenerken gollerden ikisini de bu gördüğünüz sevinci yaşayan Brezilya Raimundo Mendes kaydetti. Ve son fotoğrafımız Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisinin gümüş madalya sevincinden Ok, e, attıkları ok hedeflerini günün anısına imzaladı Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz. Onlara da Genç Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.